Onun mahallesi, sen de bizle gelsene. Gelsene. Burada kaplan bin yıl yaşıyor ve görülecek çok şey var. Sen de bizle gelsene. Gelsene. Burada yetkin dostların var. Burası hayali bir yer. Her sokakta gülen bir yüz merhaba diyor. Bu mahallede güzel bir gün, komşularımız da güzel. Kaplan bin yılın evi. Baba için özel bir şey. Merhaba komşu, gelmene çok sevindim. Biz de babamla posta kutusuna bakacaktık. Sen de gelsene. Ha, gel ha. Bakalım. Bak, mektup gelmiş. Evet. Acaba kimden gelmiş? Sen de gelsene. Da 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 ri da da la la la. Mektubumuzu açalım. Bak. Mektup Kaplan Büyük Baba'dan gelmiş. Yaşasın Büyük Babam. Büyük Baba benim Büyük Babam. Senin de baban oluyor. Öyle değil mi? Evet öyle. Bakalım ne yazmış. Merhaba. Denizde pek çok macera yaşıyorum. Gördüğüm büyük balığı size göstermek istedim. Balık neredeyse Kaplan Daniel kadar. Vay canına. Kaplan ailemi çok özledim ve sürekli sizi düşünüyorum. Sevgiler Büyük Baba. Aha. Büyük babayı çok özledim. Onu ben de özledim. Ama ondan mektup alınca çok mutlu oldum çünkü onu çok seviyorum. Evet, büyük babayı ben de seviyorum ve seni de seviyorum baba. Ben de seni seviyorum mini kaplanım. Buldum. Büyük babanın fotoğrafını dolabın üstüne koyalım mı? Babam ne kadar mutlu oldu gördünüz mü? O mektubu okuyunca çok sevindi. Merhaba canım, o nedir? Büyük babadan bir mektup. Babam mektubu görünce çok sevindi. Hmm. Tabii, baban sevdiklerinden mektup almayı çok sever. Annecik, sence babam benden mektup alırsa da sevinir mi? Hem de buna gerçekten çok sevinir canım. Ona bir şeyler hazırla, seviyorsan. Hey, mektubumu resimli de hazırlayabilir ve büyük babama gönderebilirim. Tıpkı büyük babamın mektubu gibi. Ona bir şeyler hazırla. Seviyorsan. Bak, bir kalp çizdim. Çünkü babamı seviyorum. Kelimeleri sen yazar mısın? Aa, elbette. Sevgili baba. Sevgili baba. Bu kalp senin için. Sevgiler Kaplan Daniel. Daniel. Yazdın mı annecik? Yazdım, evet. Şimdi mektubunu postaya verelim. Tamam. Önce mektubu zarfa koymamız gerekiyor. Dikkatlice ama. Evet, dikkatlice. Zarfı yalamak ister misin? Evet. Aa, zarfın tadı da garipmiş. Pekala. Şimdi Bay Postacı mektubun nereye gideceğini bilsin diye adresi yazmalıyız. Bizim posta kutumuza. Orman kumsalında yaşıyoruz. Aynen öyle. Şimdi de pul gerekli. Bunun gibi mi yani? Tamamdır. Harika. Şimdi de postaneye götürmeliyiz. Hadi babama sürpriz yapalım, olur mu? Baban sürprizlere bayılır. Hadi postaneye. Biz Daniel'la dışarı çıkıyoruz. Fazla gecikmeyiz. Babam sürprizlere bayılır. Tamam, sonra görüşürüz. Hadi gidelim. Merhaba troleybüs. Bizi postaneye götürür müsün? Bir mektup göndermek için postaneye gidiyoruz. Sen de bizle gelsene. Gelsene. Sen de bizle gelsene. İşte postaneye geldik. Ne kadar çok posta var annecik. Sence bunlar nereye gidiyor? Herhangi bir yere gidiyor olabilirler. Postanedeki şu paketlere bir bakar mısın? Hepsinin de içinde farklı bir şey var. Mesela bunun gibi. Sence bunun içinde ne olabilir? Kitap da olabilir, oyuncak da, troleybüs de. Hey, aklıma bir fikir geldi. Hadi paketlerin şarkı söyleyerek içlerinde neler olduğunu anlatabildiğini hayal edelim. Olur mu?
Postaneye hoş geldiniz. Mektup ve paketleri dağıtırız her gün. İçinde ne var tahmin? Hadi oynayalım. Bunları ayağına giyeceksin. İçinde ne var? Çorap. Çorap. Buysa güzel ve yumuşak bir arkadaş. İçinde ne var? Oyuncak ayıcık. Oyuncak ayıcık. Çok eğlendik ama şarkımız şimdi bitmeli. Postaları götürmeliyiz. Harika ötesiydi değil mi? Bugün Kaplan Daniel ziyaretime gelmiş. Size de merhaba annecik. Merhaba Bay Postacı. Evet. Bugün sana nasıl yardımcı olabilirim Daniel? Bu mektubu babama yazdım. Ve seni seviyorum demek için ona göndermek istiyorum. Bu ne harika bir fikir böyle çünkü. Ona bir şeyler hazırla. Seviyorsan. Bu şarkıyı siz de biliyorsunuzdur. Hızlı teslimatçı olunca haber çabuk duyuluyor. Peki mektubumu gönderebilir miyim? Elbette. Önce bu makineye koyuyoruz. Üstündeki işareti gördün mü? Bu mektup postaneye ulaştı ve doğru yere gönderilecek demek oluyor. Şimdi de mektubu doğru kutuya koyuyoruz. Hadi gel. Bu mektuplar dünyanın farklı yerlerine gidiyor. Ve bu mektuplar da mahalledeki farklı yerlere gidiyor. Orman kumsalı gibi. Aynen öyle. Ben de mahalleye mektup dağıtmaya çıkacaktım. Sen de benimle gelmek ister misin? Senin mektubunu da bırakırım. Çok eğlenceli olabilir. Evet. Pekala. O zaman postacı çantamı alayım ve hadi yola çıkalım. Hızlı teslimat geliyor. Hızlı teslimat. Merhaba troleybüs. Postaları dağıtmama yardım eder misin? Bugün özel dağıtımcılarımız da var. Kemerini tak. Biz postaları dağıtıyoruz en hızlı şekilde. Sen de biz de gelsene. Gelsene. Sen de biz de gelsene. İşte ilk durağımıza geldik. Burası pisik edicikli baykuşçuğun evi. Aynen öyle ve bir mektubu pisik ediciye diğerini de baykuşçuğa vereceğim. Posta kutularına sen koymak ister misin? Sizce bale pabucu çıkartmalı mektup kimindir? Buldum. Pisik edicin. Peki üstünde kitap çıkartması olan kimindir? Baykuşçun. Aferin sana Daniel. Sıradaki durağımıza gidelim. Hızlı teslimat. Biz postaları dağıtıyoruz en hızlı şekilde. Sen de biz de gelsene. Gelsene. Sen de biz de gelsene. Merhaba. Orman kumsalındaki evimdeyiz. Aynen öyle. Mektubunu teslim etmenin vakti geldi. Oh, Daniel. Babamın mektubu okuması için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim Bay Postacı. Benim için büyük bir zevk Daniel. Şimdi izninizle lütfen şatoya gidip hızlı teslimat. Güle güle Bay Postacı. Güle güle Bay Postacı. Babam yazdığım mektubu görünce gerçekten çok mutlu olacak. Ona bir şeyler hazırla. Seviyorsan. Az önce Bay Postacı'nın sesini mi duydum acaba? Evet duydun. Posta kutusunu açıp yeni mektup gelip gelmediğine bakmak ister misin acaba babacığım? Pekala. Oo. Şuna bakın hele, bana bir mektup gelmiş. Acaba kimden gelmiş bu mektup? Şimdi bir bakalım. Aa, ne kadar güzel. Sevgili baba. Bu kalp senin için. Sevgiler, Kaplan Daniel. Minik kaplanım, bu mektubu bana sen mi yazdın? Evet baba, mutlu oldun mu? Benim kaplan oğlum, bu resim beni öyle mutlu etti ki. Seni sevdiğim için yaptım babacığım. Ona bir şeyler hazırla, seviyorsan. Ben de seni seviyorum. Sana bir şarkı yazardım, seviyorum derdim. Sonra birlikte söylerdik, seviyorum derdik. Ona bir
şeyler hazırla. Seviyorsan sana pasta yapardım belki. Seviyorum demek için. Ve o pasta ezilse bile ben hep seni seviyorum derdim. Ona bir şeyler hazırla. O seviyorsan. Merhaba ikinize de, bugün güzel bir posta geldi. Aa evet, gerçekten de geldi. Biri bana sürpriz yapmış. Çok özel bir kaplandan bir mektup geldi. Babam sürprizimi beğenmiş. Aslında bence ikiniz de çok özel kaplanlarsınız. Babam onun için hazırladığım mektubu çok beğendi. Belki sen de seni seviyorum demek için kendin bir şey yaparsın. Bir mektup, bir resim ya da bir şarkı. Uga muga. Çok güzeldir dostlar ve ailenle oynamak. Ve çok da mutlu bir histir bak yardımlaşmak. Uyanır şöyle dersin. Merhaba. Bugün ne mutlu bir gün. Merhaba. Böyle. Bu gerçekten çok güzel hissettirir sana. Ve dersin ki yine geleceğim yeni bir günde. Ve yepyeni fikirlerle sana. Senin de vardır söyleyeceklerin. Benim de. Çünkü seni seviyorum.